Efendim herkese merhabalar. Sabah idmanında yepyeni bir videoda, yepyeni bir günde sizlerle birlikteyiz. 7 Ocak 2020 tarihli haberlerle karşınızdayız efendim. İlk haberimiz futbol dışı. Neden? Çünkü çok önemli bir organizasyon var. Kadın, amili kadın voleybol takımımız, kadın voleybolcularımız Tokyo 2020 için son şanslarını kullanacak. Daha önce Çin'de bir turnuva gitmiştik, hatırlayacaksınızdır. Orada olmadı. Ev sahibi Çin'e yenildik maalesef. Şimdi Hollanda'da gerçekleştirilen olimpiyat elemeleri var ve olimpiyat elemelerinde boy göstereceğiz. Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya geleceğiz. Efendim bugün başlıyor elemeler, yani grup karşılaşmaları ve bugün saat 15'te voleybol milli takımımız neydi? Almanya ile değil mi? Almanya ile karşı karşıya geliyor. Böyle bir takılım, kusura bakmayın ama heyecanlıyız. Aslında belki siz bu videoyu saat 3'ten sonra dinlediyseniz, izliyorsanız 5-6 ise çoktan maçın saati belli olmuş olacak. Belki bu haber diye yetmiş olacak ama yine de ben bu haberi ilk vermek istedim. Son vermek yerine inşallah siz bu videoyu izlediğinizde gün içerisinde kadın milli takımımız çoktan ilk maçını kazanarak turnuvaya başlamıştır. Sonra 8'inde ikinci maçımıza yine aynı saatte Hırvatistan'la karşı karşıya geliyoruz. Ardından da 10 Ocak tarihinde saat 18.30'da Belçika'yla karşı karşıya geleceğiz efendim. Ondan sonra diğer gruptan eşleşmelerle inşallah Tokyo 2020 biletini alacağız. Burada Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları da var. Birlikte olursak kazanırız ki voleybolun yani federasyon başkanlığı görevine geldiğinden beri Mehmet Akif Üstündağ'ın en çok üzerinde durduğu ve en çok gerçekleşmesi için çaba sarf ettiği konu da bir arada olmak. Camiada herkesi kucak açtı. Kenara atılmış, küsmüş herkese kucak açtı ve bir camia bir araya geldi ve yükselen zaten bir spordu voleybol ve Mehmet Akif Üstündağ döneminde o yükseliş çok daha hızlı bir hale geldi. Oturtulan doğru bir sistem, çok doğru bir başkan, spor yöneticiliğini çok iyi bilen bir başkan ve bu yüzden de harika bir voleybol dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu dönem daha da taşlanacak. Kızlarımıza şimdiden başarılar dileklerimizi gönderelim. Ve hemen transferde de geçelim. Tabii Galatasaray biliyorsunuz Onyekunlar'dan Saraki'yi de getirdi. Saraki de anlaştı. 500 bin euro karşılığında 1,5 sezonluk bir kiralık sözleşme bu. Leipzig'de forma şansı bulamıyordu Nagelsmann döneminde. Aslında daha önce forma şansı bulan bir oyuncuydu. Nagelsmann döneminde bulamadı. Çok böyle detaylı bilgi sahibi olduğum bir oyuncu olmadığı için böyle çok biliyormuş gibi ahkam kesmeyeceğim. Birçok kişi zaten ahkamını kesiyor. Benim kesmeme gerek yok. Ben iki maçı izledim sadece. Yani baştan sona iki maçına sadece denk gelmişimdir. Bekleyip göreceğiz ama genel anlamıyla söylenen özellikle taktik disiplin sıkıntısı ki bu Türkiye'de bir problem olmaz. Türkiye'de zaten gerçekten bir taktik yok. O yüzden de çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ta oyuncularla yapılan röportajlar var bugün gazetelerde. Atiba'yı okuyacaksınız da hiç okuyacaksınız. Kampta Beşiktaş yönetimi daha fazla iletişim açık olacağını da zaten sinyalini vermişti yeni yönetim. İşte benim de davet olduğum bir kahvaltıda hatırlayacaksınız bundan da bahsetmiştim. Onun ilk sinyallerini görüyoruz burada. Bugün Atiba ve Day için röportajlarını okuyabilirsiniz. Trabzonspor bugün hem Fanatik'te hem Fotomaç'ta Marcelo ilgilendiğine dair haberler çıkıyor. Daha dün diye hatırlıyorum. Yani Marcelo Fenerbahçe'ye yazılmıştı. Belli ki kim bilmiyorum hakikaten ama Marcelo'nun Türkiye temsilcisini tebrik etmek lazım efendim. Marcelo'yu Türkiye'ye getirmek için yarın bakalım Galatasaray mı yoksa Beşiktaş mı? Medalvari bir şey bu. Medalde de öyle olmuştu. Bakalım yarın Galatasaray mı çıkacak haber yoksa Beşiktaş mı çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Ondan sonracıma bakıyoruz foto maçta. Fenerbahçe'de üçlü harekat varmış. Hem Koita, Vedat Muç alternatif olarak hem Papis Sisse hem de Cenk efendim. Bu üçünden birisi gündemdeymiş. Fenerbahçe'de bakalım bekleyip göreceğiz. Ne olacak? Yani Papis Sisse'ye muhtemelen iyi bir para verecek Fenerbahçe. O yedek otursun diye biz. Bir de harcadığım limiti vesairesi de zaten düşündüğü zaman bu transferler çok bana gerçekçi gelmiyor. Bir de Koita'yı da Kasımpaşa çok elden çıkartmayı niyetli değil. Bayağı bir oyuncu gönderecek Turgay Caner. O zaten biliyoruz artık ama Koita onlardan birisi değil diye biliyorum. Ama bekleyip göreceğiz. Sonuçta Fenerbahçe bonservis vermek istemeyecektir. Ama başka bir yol bulursa Koita'ya da tekrar yönelebilir. Bakayım Galatasaray'a Murillo müjdesi varmış efendim. Beşiktaş'a Teodorzic müjdesi varmış. Kaleli Sivas yolundaymış. Kayseri Spor çok parası var ya iki takviye yapmış.
Falet tamam iddiası filan. Falet ha bugün o yüzden yani. Dün Marcelo çıktı bugün Falet tamam. O yüzden Fenerbahçe'ye çıkmıyor Marcelo. Nasıl olsa Fenerbahçe başka bir stoper bulmuş anlaşılan. Ya gözünüzü seveyim şu menajerlerin. Bütün gazetelerde hep haberlerde görüyorsunuz. Menajerlerden oyuncu yağıyor filan diye. Hani oyuncu öneriyorlar. Yani yapmayın abi. Önerilen oyuncuya gitmeyin. Kendiniz bulun. Ondan sonra dün Taner Karaman'ın yaptığı o çok güzel çalışmayı görüyoruz işte istatistik olarak. Karaman'a giden transferler. Bugün sevgili Yakup Çınar'dan güzel bir röportaj var. Sevgili Fatih Aksoy'la bu sezonun şüphesiz Sivas Spor hani diyoruz. Sivas Spor'da yükselen değerlerinden bir tanesi stoper olarak geldiği. Yani Beşiktaş'tan stoper çıktı altyapıdan. Sivas Spor stoper olarak kiralandı. Ve Rıza Çalınbay onu 6 numaraya çekti ve orada açıkçası stoperden daha iyi bir performans sergiliyor dersek yanlış olmaz. Rıza Hoca da muhtemelen bunu düşünerek çekti onu 6 numaraya. Senden çok iyi 6 olur demiş Rıza Hoca ve takım arkadaşları Busquets lakabını takmışlar ona. Çok güzel bir röportaj. Dediğimiz gibi sevgili Yakup Çınar'ın röportajını okumanızı tavsiye ederim. Kendisine göre iki yönden enlere sorulmuş. En iyi kaleci Uğurcan Çakır, en iyi savunmacı Caner Osmanpaşa, en iyi orta saha Ozan Tufan, en iyi forvet Charlotte, en iyi genç futbolcu Emre Demir demiş. Kendi takımından bir tek Caner Osmanpaşa'yı koymuş. Diğerlerini hani torpil gibi gözükmesin diye herhalde ki yani hepsi hak ediyor. Aslında bu bahsettiği isimler de hak ediyor şüphesiz ki. Bakalım başka neler var haber olarak. Şöyle bir çayımdan yudum alayım. Teşekkür ediyorum efendim. Sevgili Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Seri isyan bayrağı çekmiş efendim. Yedek kalınca menajerine talimat vermiş daha önce. Takılmasını istemiş. Napoli ve Lyon talip olmuş. Fulham iki kulübe de onay vermiş. Terim fikir değiştirince de 28 yaşında orta sahanın planları şaşmış. Ama yine de bu iki takımdan bir tanesini gitmek istiyormuş. Onu hani böyle söyleyelim. Sevgili Mehmet Özcan'ın özel haberi. Mehmet Özcan'ın özel bir haberi varsa biliyorsunuz her zaman okuyorum. Bunu hiç pas geçmiyorum. Ryan Babel Galatasaray'ı yazısını kaldırmış Instagram'ından. Herkes de şaşırmış. Şaşırmasınlar. Beşiktaş'a sorsunlar. Beşiktaş taraftarına. Beşiktaş taraftarı zaten son dönemlerinde özellikle Babel'de yaşadıkları sorunları anlatsın Galatasaray dostlarımıza. Böylelikle de daha rahat bir şekilde anlarlar, anlaşırlar. Sayın Adnan Dalgakıran'ın Beşiktaş Kulübü'nün ikinci başkanı YouTube üzerinden, Beşiktaş'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar vardı ki sosyal medyayı bu şekilde kullanmaları önemli ama daha fazla kullanmaları lazım ve böyle açıklamalarla değil. Yani baksınlar muadillerine, yani diğer global çapta büyük takımlara, ünlü takımlara neler yapıyorlar, nasıl içerik oluşturuyorlar. Bunu bir görsünler. İçerik çok önemli. Ne kadar içeriğiniz olursa o kadar insanlar izler, o kadar takipçiniz olur. Ve oradan da para kazanmaya başlarsınız. Para kazanma kısmını geçin. Oradan daha çok kendinizi tanıtırsınız. O artık kendini tanıtmak sadece saha içerisindeki sonuçlarla ibaret diyebiliyorsunuz. Trabzonspor bir forma tanıtımını hatırlayacaksınız. Sosyal medyada ne kadar gündeme gelmişti. Beşiktaş, come to Beşiktaş sürecine ne kadar hızlı bir şekilde gitmişti hatırlayacaksınız. Sayın Dalgakıran daha çok yine ekonomik sorunlarla ilgili konuştu. Ben sadece şu söyleyeceğim. Yani takım neresi küme düşüyordu. El bismillah yani tamam. Beşiktaş çok kötü bir yönetim sürecinden geçti ve Fikret Orman batık bir kulüp bıraktı yeni yönetime. Kabul ediyorum. Ve ama yani küme düşmek üzere olan bir takım devraldık falan demeyin gözünüzü seveyim. Ha evet yani Galatasaray kaybetseydi Beşiktaş matematik olarak küme düşecekti çünkü. Yani kötü başlangıç yapan, çünkü koşulları ortada, kötü başlangıç yapan bir takım Beşiktaş. Küme düşme hattın oralardan ama yani o kadar da abartmanın lüzumu yok. Yine ya sağ olsun Taner Karaman ve Adil Demirçubuk bu programı bayağı bir dolduruyorlar. Radyodaki programı da bayağı bir dolduruyorlar. Bugün de sevgili Adil Demirçubuk abimizin bir çalışması var. Devre arasında çok güzel işler çıkartıyorlar. Herkesin emeğine sağlık. Ligin kaderini değiştiren golcüler yapmış. Maçların en kritik anlarında sahneye çıkmışlar. Vedat Muriç şüphesiz ki. Crivelli sezon başa çok maytap geçtik. Hepimizi taca çıkarttı. Buradan özür dilemek lazım. Hak ediyor o özürü de. Mustafa Yatabare, Alexander Charlotte, Papistise ve tabii ki Bogdan Stanku. Bu isimler puan getiren goller. Yani sonucu değiştiren işte. Oyun dengesini değiştiren. Maç berabereyken galibiyet getiren. Maç mağlubiyet halindeyken beraberlik getiren.
gollere, çok kritik gollere imza atar. Bu goller çok kıymetlidir. Yani az gol atar bir futbolcu mesela ama 6 gol atmıştır. O 6 golde de beraberlikten galibiyeti getiren golü atmıştır. Ve ondan sonra maç kopup gitmiştir. O 3 puan gelmiştir. Bu tarz goller çok değerli. İşte Vedat Muriç, Enzo Crivelli, Mustafa Yatavare, Bogdan Stanku ki en değerlisi bu konuda. Alexander Sherlock ve Papis Sise bu tarz golleri imza atan isimler. Stanku'nun golleri, böyle işin para konusunda konuşmayı seviyoruz ya, 12.4 milyon TL kazandırmış Gençler Birliği'ne şu ana kadar. 32 yaşında ama hakikaten bu sezon çok iyi işlere imza attığının da altını çizmek lazım. Trabzonspor, ITM'iz Alanyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Göztepe ve Demir Grup Sivas maçlarında attığı gollerle takımını yenilgiden kurtarmış efendim. 11 golü 11 puan kazandırmış Gençler Birliği'ne. Yani daha ne olsun. Burada dediğimiz gibi diğer oyuncuların da istatistikleri yer alıyor. Gayet güzel. Papis Sisse 11 puan kazandırmış. Sherlock 8. Vedat Muriç 9. Crivelli 7. Ve Yata Bahre ise 5 puan kazandırmış takımlarına attığı gollerle. Dedikten sonra bugünlük de Sabah Yılmaz videomuzu tamamlayalım efendim. Kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim. Yani ufak ufak artıyor abone sayısı. Abone olursanız biz de daha keyifli oluruz. Ha, fark etmez, olmazsanız da canınız sağ olsun yani, ne olacak. Biz videoları çekmeye nasıl olsa devam ediyoruz. Bir kez daha kadın voleybol milli takımımıza başarılar. Yarın Sabah Yılmaz'ın bir başka videosunda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.